Hayır, ben gideceğim. Gel sen de gel. Azıcık bir şey ama. Burayı... Şurası bakın. Şurası yani şu görmüş olduğunuz yüksek otlar var ya. Aynı öyleydi burası. Dün akşam ahıra girmeden hemen burayı temizledim. Otları da burada zaten. Şuralarda yaktım talaşları, aşağılara doğru gitmedim. Bakın şöyle. Temizledim ama çapalamayı yetiştirememiştim. Şimdi çapaladım. Şu köşeye. Turp ektim. Buraya turp ektim. Şu araya bir yere de roka ekeceğim. Roka, ıspanak, marul ekeceğim. Kıvırcık mı? Kıvırcık mı dedi Kadriye yenge? Evet. Kadriye yenge dün bir abla var şey yani abla dediğim dayımızın hanımı. Kadriye Ha, yenge. bu turp mu? Bu şey turpu ektim ben. Bu roka. Turpu Efe gelene kadar ektim ben. Yalnız olduğum için çekim yapan kimse yoktu. İşte ben marul ıspanak tohumu almaya yolladım çocukları. Kadriye yenge de sağ olsun rokayla şey vermiş. Turp. Rokayla turp. Rokayla turp vermiş. Şunu tut. Sağ olsun. Onu da ben yapıp Elifciğim bak. Şuraya geç. Demiş turpla roka da benden olsun demiş. Böyle tohum satıyor Kadriye yenge. Eşimin dayısının hanımı. İnşallah yarın da yağmur yağar da çabuk çıkar. Bakın bunlar da maydanozlarım arkadaşlar. Dün temizledim, ot içindeydi buralar. Dün peynirden sonra işte peynir, turşu derken ahıra geldim. Dedim ki ahıra dedim girmeden burayı temizleyeyim. Yarısını çapaladım. Geri kalanını bugün çapaladım. İnşallah Allah izin verirse ben her sene böyle elimle çapalıyorum. Ben şunu edeyim. Bu da ıspanak arkadaşlar. Ispanak tohumu. Bunu ne sıklıkta, ne seyreklikte attığını görebiliyorsun. Bu gözle görünüyor ya. Ama marul biraz zor görünüyor. Küçük olduğu için. Şimdi bu tohumları attım. Çapalayacağım. Yani tohumların üstünü kapatacağım. Kaç oradan kızım? İşte buraları elimle temizledim. Çapaladım. Şu poşeti bırakmayalım tarlada. Şu şekilde çapalayacağım arkadaşlar. Tohumun kapanması için.
götürme anneciğim, ben götürürüm. Giderken dökersin. İşte şimdi buradan gideceğim. Ahırı yaptım ben, sabah ahırını. İneği sağdım. Ahırı yaptım yani, yemlerini verdim. Şimdi buradan gideceğim. Çay suyunu koyacağım. Daha kahvaltı yapmadık. O arada peyniri ayarlarım. Turşuyu ayarlarım. Bakalım bidonlarım yetecek mi? Odunluk da var sanki bizim değil mi? Var. Bir şeyler. Var galiba. Şu şekilde toprakla üstünü kapatıyorum. İnşallah hava durumu yarın yağmurlu olduğunu söylüyor ama inşallah üstüne bir de yağmur yağarsa, bazı tohumlar da eski tohum olduğundan herhalde çıkmıyor. İnşallah bu tohum tabii yağmazsa biz Elif'le sularız. Sulama da yaparız, fark etmez. Dağıtacağız ki bir yere toplanmasın. İlla ki tohumlar kalıyor üstte. Onlar da yağmur yağdıkça dibe iniyor. Siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Hiç yorum yok. Yorum yapın. Anlatın neler yapıyorsunuz. Biz bugün mesela şunu şunu yaptık diye yazabilirsiniz. Yorumlar. Hiç yorum yapmıyorsunuz. Yorumlarınızı bekliyorum. Benim bugün işim çok. Evi süpürüp sileceğim işte. Buradan çıkayım. Ev süpürüp silinecek. Çamaşırlar var, toplanacak. Ondan sonra o turşuyu bidona koyacağım, turşu bidonuna. Peyniri koyacağım. İş yok. Evi süpürüp silmem lazım. Yarın pazar. Eşim evde olur. Eşim evde olunca da süpürgeyi açamam. Bugün cumartesi mesaisine gitti. Allah'ın sadece yemeği nasip etsin arkadaşlar. İnşallah çıkar. Eski tohum değildir inşallah. Emeklerine karşılığını alırım. Çünkü çok yoruldum. Oturmuşum üzerim. Toprak kuru. Yani bildiğiniz gibi değil. Sağolsunlar. Herkes kendi yerine, kendi malum yerine. Sanatörle traktörle sürüyor. Ben de elimle böyle yapıyorum. Yukarıda Allah var diyorum arkadaşlar. Evde görüşürüz. Tarladan geldim. Çay suyunu koydum arkadaşlar. Çay suyum olana kadar dedim turşumu yapayım. Şu şeyi versene oğlum, tepsiyi. Ver onu bana. Şeyin içine su dökülürse onun içine dökülür. Gördünüz mü? Bakın. Ne kadar güzel. Akşam kalan sarımsakları da doğradım. Ay pardon, soydum bakın. Oturduğum yerde soydum. Onu da koydum içine. Keşke diyorum bir tane daha mor lahana alsaymışım. Çünkü biraz daha renk. Gerçi daha rengini tam çıkarmadı lahana ama. Bakalım ya. Durdukça belki. Kırmızı turşu suyu hoşuma gidiyor benim. Rengi kırmızı olunca. Şalgam suyunu falan severim.
turşusuyum ben. İşte içine acı biber koyacaktım ya ben. Elif acı biber koymamı istemedi arkadaşlar. Onu da ayrı bir şekilde yapacağım. Çocuk acı koyma anne dedi. Ben de koymayacağım. Bakın böyle güzel geceden koyunca daha az oluyor. Şimdi ben bunların üzerine arkadaşlar yine sanki böyle bir birer yemek kaşığı, bir yemek kaşığı daha bidonun üstüne tuz koyacağım. Turşuya nazaran biraz sanki az suyu. Pardon, tuzu. Gül mü gül diye efendim? Uçak mı? Evet. İşte ben bunu akşamdan leğene koymasaydım bu bidona mümkün değil yani. Mümkün değil. Rahat 3 bidon isterdi. Ben bu bidonları aldığımda arkadaşlar Elif 1 yaşındaydı. 7 yıllık turşu bidonu. Şöyle bastırayım iyice. Aslında ben turşuyu şöyle seviyorum. Lahanayı biraz haşlayıp yapılıyor turşusu. Lahanayı haşlıyorsun. Öyle yapıyorlar turşuyu. Bir de onu da işte sabahları soğan salçayla kavuruyorlar. Ben yapıyordum önceden öyle. Tabii turşuyu ben öyle yiyordum işte. Öyle seviyordum. Tuzlu olmasına rağmen. Neyse yaptım öyle. Eşim dedi bu ne? Bu ne biçim dedi turşu. Hiç dedi turşu pişirilir mi? Aslında turşu kavurması. Bilmiyordu herhalde. O da sevmedi. Severek de yemedi. Ben de bir daha yapmadım. Sonra kendi kendime bu sene düşündüm. Yani o sevmiyor diye. Ben neden kendi geleneğimi, kendi damak lezzetimden vazgeçeyim ki? Yapacağım bu sene Allah izin verirse. Bir tane daha ne alacağım kendime? Böyle hafif böyle. Böyle çok haşlanmıyor zaten. Böyle hafif bir sıcak suya sokup çıkarıp turşusu yapılıyor. Onu da güzel kavuruyorsunuz turşu olduktan sonra. Soğan, salça, kavurma harika oluyor. Böyle yani kendi baktım. Neden onun, yani tamam onun istediği gibi de olsun. Benim istediğim gibi de olsun. Kendi damak lezzetimden uzaklaşmaya başladım. Biz öyle büyüdük, onlar da büyüdük. Mutfak mis gibi turşu koktu. Daha şimdiden. Çok güzel. Koktu değil mi? Bir tane daha bidon var orada. Ama o sanki o yetmeyecek değil mi Efe? Yani ona... Tamam aşkım bir dur. Bir dur sen. Ben onu halledeceğim şimdi. Elif'ciğim bir dur aşkım. Benim aklımdan başka şeyler geçiyor. O yüzden sen dur. Ben halledeceğim. Çünkü az kaldı dibinde. Küçük bir şişeye koymam lazım. Koca bir turşu bir bidona sığıyor. Siz de öyle yapın. Akşamdan her şeyini koyun. Bidona bastırmayın hemen. Bakın bidon ne kadar çok aldı. Öteki türlü bu kadar çok almayacaktı. İnecekti aşağıya. Yine de bastırıyorum ki. Hayır ondan değil. Böyle sıkı turşunun sıkı olduğu zaman daha güzel oluyor. Tamam anneciğim. Birazdan küçük bir dana koyarız. Nerede küçük bir dana? Peynirimizi koyalım şimdi de. Dün akşam arkadaşlar suyu süzülsün diye üzerine kapağın üzerine de şey koydum.
Ağırlık işte içi su dolu leğen koydum. Bakar mısınız? Farkına varmadan desen yapmışım. Peynirlerimi şöyle dilimleyeceğim. O kadar sıkı oldu ki peynirler. İnanın şu benim en keskin bıçağım. Şu bile yürümüyor yani üstünde. O kadar keskin oldu. Pardon, sıkı oldu. Farkına varmadan peynirime desen de yapmış oldum. Daha salamuru olacak ya, o zaman daha güzel olacak. Şimdi nasıl? Çok güzel. Elif'e de verelim. Bakalım Elif ne diyecek? Ben akşam dayanamadım. Şu kenarından biraz yedim. Fark etmişsinizdir. Bakar mısınız arkadaşlar? Parayla paha biçilmez bence yani. Şuna bakın. Bunları şimdi ben diziyorum. Tekrar süt biriktirmeye başladım. Yine devam edeceğim. Yani şu bidon dolana kadar tekrar yapacağım. Şu güzelliğe bakın. Allah herkese versin. Durmayın çarşılarda, şehirlerde vallahi. Gelin köylere. Ne var orada? Ben oğluma da diyorum. Evlendiğin zaman şehire gitme. Köy gibisi var mı? Her şeyi doğal. Artık kendisi bilir. He Efe. Ne diyorsun? Ben zaman mı gösterir? Evet. Ben köyü seçerdim. Zaman gösterirmiş. Vallahi dayanamayacağım, yiyeceğim. Kameramanım ben de diyor. Büyük ihtimal evimin çiçeği de, küçük gözümün çiçeği de istiyor. Kışı bulmaz bu peynir bence. Değil mi? Anne bak kar. Ben öyle kalpli peynirler yapıyorum işte. Arkadaşlar ilk başta yerken kırç 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 yapıyor. Bu şimdi tuzlu suda bekledikçe o kışırtı gidecek. Kırç 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 yapıyor yerken. Ama var ya, lezzet o biçim. Şöyle dolduruyorum ki düzelte düzelte çok alsın. Hemen çabucak dolmasın. Çok alsın. Efendim yok böyle bir lezzet efendim. Nerede şey? Ha. Yarım. Ne yarım? Şimdi bir daha yapacağız ya. Yine yapacağım arkadaşlar Allah izin verirse. Sütlerimi biriktireceğim. Şöyle. Mükemmel. Suyu fazla olsun, hiç mühim değil. Bu burada dursun. Tuzu eridiği zaman ben onun tuzuna tekrar bakacağım. Tuzunu az hissettiğim an tekrar tuz koyarım. Üstünü dolduracağım. Allah izin verirse. Bunu da koyarım turşularımızın yanına. Kahvaltıdan sonra inşallah uygun bir yer ayarlayacağım. Yalnız peynirimi buzdolabına koyacağım. Bir de köy yumurtalarımız var. 4 tane. Çocuklar kümesten topladılar arkadaşlar. Tereyağlı. Böyle bol tereyağlı bir yumurta yapalım. Bizlere afiyet olsun. Tekrar görüşeceğiz. Temizlik yapacağım. Daha çok işim var. Sarma saracağım. Yardıma gelin, yardıma. Mantarlarımıza bakın.
Alamanta. Elim oğlum. Şunların güzelliğine bakın. Mutfak mis gibi mantar koptu. Şuraya bakın. Bunlar aslında var ya, koparmasaydı kayınpederim, yani şunu geçerdi. Ama koparıyor, ne yapsın? O koparmazsa gelip başkası koparacak. Ne yapsın adamcık? Sağ olsun, Allah razı olsun. Ayaklarına sağlık. Ormana gidiyor, topluyor, arıyor, buluyor. Eve getirmiş, biraz da bana verdi. Şey yaptım. Balkonları süpürdüm. Tuvaleti, banyoyu, lavaboyu güzel çamaşır suyuyla yıkadım. Odaları toparladım. Bu turşudan, işte bilmem kahvaltıdan, peynirden filan, sonra işte bahçeyi filan da yaptım. Balkonları süpürdüm. İşte dediğim gibi o işleri yaptım. Şimdi evi süpürüp sileceğim. Beyni öldürüyor ses. Telefonumun odasına geçelim. Yatak odasını yaptım, tuvalet koridorunu yaptım. Koridoru, şu koridorun yarısını yaptım. Sıra geldi telefonumun odasına. Bakın, süpürgemin, benim süpürgem bozulmuş olur. Daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Bunu kayınvalidem atacaktı, çekmiyor falan dedi. Ben bunu güzel temizledim. Bazı filtreleri tıkanmıştı, filtre yerleri. Onları temizledim derken, tamam güzel çekiyor ama sürekli şu hortum kısımları ekelinden ayrılıyor. Bantlasam, bazen şöyle çekmek gerekiyor. Bazen şu şekilde çekmek gerekiyor. O yüzden bantlayamıyorum da. Vitrindi. Yani gümüşlük. Ben bunları çocuklara Elif'im, anneciğim iner misin? Gel. Yatağın içine çıkıyorsun, olmuyor ama böyle. Sen artık büyüdün. Hadi. İner misin?
Kameramanın burnumun dibine giriyor. Onu söyledim. Bir de acele ediyorum. Daha sarma saracağız ya. Yardıma gelin bana. Şöyle bir tencere. Sarma saralım yiyelim. Oraya giriyorum. Efe. Oraya giriyorum. Oraya giriyorum. Ay darlandım. Ben devam edeyim. Sen kısıyorlar. Birazdan sarmamıza devam ederiz inşallah. Sıra geldi sarma sarmaya. Şimdi ben içe salça koymadım. Pul biber, nane, kekik, soğan. Bir tek şeye çok pişman oldum. Bahçeden maydanoz getirmediğimi çok pişman oldum. Keşke dedim bahçeden maydanoz getirseymişim. Ondan sonra işte önden kıymayla baharatları kavurdum. Ondan sonra bulgur, pirinç karıştırdım. Ne oldu efendim? Ondan sonra bulgur pirinci karıştırdım. Şu biraz sert olmuş, onu sarmayacağım. Öyle bir iç yaptım işte. Bizimkiler yapar öyle. İçine şey koyuyoruz, un. Buğday unu. Buğday unu koydum. Bakın şöyle şeyleri çok seviyorum ben, içine koyuyorum. Dolmanın yanında onları yemek hoşuma gidiyor. Un koydum arkadaşlar. Mesela içi tam pişti. Piştikten sonra içine un koydum. Buğday unu. Böyle karıştırdım. Buğday ununu. Biraz koydum yani. Çok koymadım. Daha önce ben koymamıştım. Bizimkiler yapar mesela. Ordulular, benim ailem, babaannem, halamlar falan koyarlar un. Ben hiç un koymamıştım. Kendim yaptığım zaman. Hep unsuz yaptım. Bugün de dedim biraz unlu yapayım ama güzel de oldu yani. Hoşuma gitti. Bakalım evdekiler beğenecek mi, değil mi? Beğendiniz mi oğlum? Ben beğendim. Ben de. Çocuklar tadına baktılar. Şu yaptığım içten Cesur'a da verdik köpeğimize. Pişirdim. Şöyle bir kaşık verdim önüne. Onu yedi. Onu yedikten sonra böyle yattı. Bayağı bir uyudu. Cesur alışsın, biz ne yiyorsak o da onu yesin. O da bizim ailemizden bir parça oldu. Neyse, işlerimizi yaptık işte. Onların hepsini tek tek çektik size arkadaşlar. Sarmamızı saralım. Taze yoğurdum var dolapta. Dün mayalamıştım. Hiç dokunmadık ona. Öyle mayaladığım gibi duruyor. Ondan koyarım dolmanın yanına. Artık bir çorba bir şey. Allah bereket versin yeter. Zaten eminim sadece şunu yapsam diğerine bakmayacaklar bile. Çünkü herkes sarmayı yiyecek. Bundan eminim yani. Çünkü biz çok seviyoruz sarmayı. Benim sarmalarım da şöyle oluyor işte. Ya bu şimdi kara lahana olduğu zaman küçük küçük sarıyorum. Ama bu beyaz lahanayı sararken biraz zorlanıyorum açıkçası. Biraz büyüklü küçüklü oluyor. Kimileri büyük oluyor, kimileri küçük oluyor. O yüzden kara lahana sarması olsaydı yaprağı, o daha çabuk ve daha güzel sarılıyor. Bundan çekti canım. Bir de ben bunu kıymalı seviyorum arkadaşlar ya. Böyle beyaz lahana sarması aklıma geldiği zaman kıymalı aklıma geliyor yani. Kıymalı hoşuma gidiyor. İçine salça koymadım. Çünkü bunun üzerine şimdi pişireceğim ya sardıktan sonra. Üzerine şey yapacağım. Efe güzel otur anneciğim, rahat edersin. Böyle ayakların ağrır. Salçalı sos yapacağım arkadaşlar. Şimdi tereyağı, salça tavada biraz eriteceğim. Onun üzerine de azıcık su koyup üzerinden böyle sos yapacağım. Baharat koymayacağım çünkü içinde zaten yeteri kadar baharat var.
baharat koymayacağım. Sadece sosunu. O yüzden dedim hem içinde salça hem sosunu yapacağım. Hem hepsi birden dedim salça olmasın. Aslında sos bile yapmasam olur yani. O kadar güzel oluyor. Yapraklarım da güzel. Ben biraz yavaş sararım. Bizim evde babaannem çok hızlı sarar maşallah. Makine gibi. Hiç ona çekmemişim. Ağır ağır yaparım her şeyimi ama güzel olur, lezzetli olur. Bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yoruldum. Bayağı işte evi süpürdüm, sildim. Marul, ıspanak, roka ektim. İşte turp filan. Ahırı yap, kahvaltı hazırla, evi toparla, sil, süpür derken yine bugün de akşam oldu. Kanalıma denk geldiğinizde kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yapın. Yani fikirleriniz olabilir. Öyle değil de şöyle yapsaydın diyebilirsiniz. Biz öyle değil böyle yapıyoruz diyebilirsiniz. Hesabınızda paylaşabilirsiniz destek amaçlı. Desteğinize gerçekten ihtiyacımız var. Yeni başladık. Kendimizi yeni yeni tanıtıyoruz. Hesabınızda paylaşırsanız sevinirim. Daha çok insanlara ulaşsın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.